Bey. Hoş bulduk. Evet, protein diyeti nasıl yapılır ve içeriği nedir diyerek başlayalım. Evet, protein diyetiyle ilgili ben birçok defa konuştum. Bugün tekrar konuşmak zorunda hissettim kendimi. Aslında bu konuda konuşmayacaktık, başka konularda konuşacaktık. Fakat bu sabah erkenden Hollanda'dan bir hanımefendi, 45 yaşlarında, 5 çocuk annesi beni aradı, ağlıyor. Neden ağlıyorsunuz, içine ağlıyorsunuz dedim. 3 aydır Karatay diyeti deniyor. Bu Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendinin uygulanmış olduğu, formüle etmiş olduğu diyete. 3 aydır Karatay diyeti uyguluyorum. Tansiyonu, kolesterol, lipid yükselmiş, karaciğer değerleri bozulmuş, ödem oluşmuş. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, baş ağrısı. Ev işini yapamıyorum, artık perişan oldum. 5 çocuğuma bakamıyorum. Bana yardım edin. Size kim söyledi kara diyetini yapın diye? Yani televizyonlardan takip etmiş. Şimdi Karatay diyetinin ortaya çıkış sebebi nedir? Protein diyetinin şu veya bu şekilde biraz değiştirilerek ortaya atılmış. Protein diyeti aslında 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta, Hollywood'da çıktı. Artistler, mankenler arasında kaslı gözükmek, güçlü gözükmek, fit olmak, efendim filmde daha öne çıkmak için. Protein diyeti, et, peynir, yumurta ve deniz ürünleri ağırlıklı beslenme, karbonhidrat yok. Bu tür beslenme şekli daha sonra birçok ilim adamı tarafından geliştirildi, değiştirildi vesaire. Bunlardan biri de Fransız asıllı Doktor Pierre Dukan. Buna Dukan diyet dediğinde kısaca. Dukan diyeti de ağır bir diyet tabii ki bilindiği üzere. Ona da bir yardım. Dukan diyeti de aynı Karatay diyeti evet. Gibi. Doktor Pierre Dukan diyor ki bu diyeti yapacak kişide kalp damar rahatsız olmayacak, böbrek rahatsız olmayacak, karaciğer yağlanması olmayacak, tansiyon, kolesterol olmayacak, hasta olmayacak. Kim yapacak? Yani böyle vücut geliştirme sporu yapan insanlara hitap ediyor protein diyeti. Herkese hitap etmiyor. İşinde gücünde olan, ofiste çalışan, tarlada çalışan, fabrikada çalışan işçiye, memura, köylüye, esnafa hitap etmiyor bu. Protein diyeti nüfusun %0,01'ine hitap ediyor. Body yapmak isteyen, güçlü gözükmek isteyen gençlere yönelik. Yani böyle takıntısı olan, böyle kaslı vücutlu göstermek isteyenler için protein diyeti artı protein diyeti yapana diyor Doktor Dukan 2 saat günde ağır spor yapacak ki almış olduğu hayvansal gıdayı vücut eritsin, hazmetsin. Aksi takdirde çok ağır ve tehlikeli hastalıklar ortaya çıkar. Neden? Çünkü bu diyetin iki tehlikeli ayağı var. Bir, asidoza sebep olur. İki, hiper homocysteinemi dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkar. Nedir? Asidoz şundan dolayı olur. Et, peynir, yumurta nedir? Yağ asidine, asit dönüş. Kan asitlenir. Asitlenen kan nötrleştirmek için kandaki kalsiyumu asit emer, kendine bağlar. Bu neye benzer? Oturduğunuz odanın duvarlarındaki tuğlaları çeker, kendine yapıştırır, bağlar. Duvardaki tuğlalar eksilirse ne olur? Bünyemiz bunu tuğlanın yerine kağıtla tıkar. Kağıt nedir? Kolesterol. Kalsiyum azalırsa, kalsiyum yetersizliği olursa yerine geçici olarak kolesterol yamaları yapılır. Bu ne demek? Damarlar, kişinin tansiyonu, kolesterolü artarsa, sinirlenirse, gerilirse herhangi bir gerilim esnasında kalp krizi, beyin kanaması geçirebilir kişi. Yani protein diyeti deyip de geçmiyor. Asidoza sebep oluyor bir. Damarlardaki kalsiyumu emiyor. Sadece kalsiyum değil. Magnezyum, kalsiyum, çinko, efendim birçok minerali emiyor. Mineral yetersizliği ortaya çıkar. İki, zamanla damarlardaki kalsiyum emer. O da yetmezse kemikteki kalsiyum emmeye başlar. Kemikteki kalsiyum azalırsa ne olur? Kişinin kemikleri cam kemik olur. Kırılgan kemik olur. Merdiveni çıksa bir yeri kırılır.
spor yapmayı bırak. Kalsiyum eksikliği zamanla kemikleri cam kemik haline getirir. 4. Zamanla kişi yanlış beslenmeye devam ederse, aşırı et, peynir, yumurta yerse, hücre içerisinde depolu kalsiyumu emmeye başlar. Hücre içerisinde, tüp içerisinde, özel bir tüp içerisinde muhafaza edilir kalsiyum. Buradaki kalsiyum alırsan ne olur? Kalsiyum kaçağı başlar. Kalsiyum kaçağı da kişide obezite, karaciğer yalanması, şeker hastalığını tetikler. Tansiyon, kolesterol vesaire. Kim diyor bunu? Dünyada en büyük üç buluş yapan bir ilim adamı. Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi Genetik Bilimler ve Kompleks Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı. Harvard dünyada son 100 yılın en büyük buluşunu yaptı. Kalsiyum kaçağını tespit etti. Kalsiyum kaçağının sebebini tespit etti. Yani asidoz, yanlış beslenme, asidoz ödeme sebep olur, beyin kanamasına sebep olur, kalp krizine sebep olur vesaire vesaire vesaire. Canan Karatay hanımefendinin geliştirmiş olduğu Karatay diyeti tehlikeli. Sinyal vermeye başladı. Hollanda'dan vatandaş arıyor ki, isterse Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi, ben hanımefendinin, rahatsız olan hanımefendinin telefon numarasını veririm, arar konuşur. Yani problemler çıkmaya başladı, çıkıyor. İkinci tehlike, hiper homosistainemi dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkar. Nedir bu? Proteinler parçalanarak amino aside dönüşür. Yani amino asitler hücre yapımında kullanılan yapı taşıdır. Hücre yapımında kullanılır. Artık madde olarak homosistin ortaya çıkar. Homosistini B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit tekrar amino aside dönüştürür. Homosistin tehlikelidir. Sürekli homosistin yükselirse vitamin yetersizliği nedeniyle bu da damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Tehlikelidir. Bundan 30 yıl önce Almanya'da ev doktoruna gittim. Dedim ki benim kanımdaki homosistin oranını bilmek istiyorum. Dedi ki ya ben böyle bir şey duymadım dedi. Ben dedi 20 yıl önce doktor oldum. O zaman böyle bir şey yoktu dedi. Yeni mi çıktı acaba dedi. Hemşireyi çağırdı, dedi ki homosistain nedir? Efendim ben de bilmiyorum dedi. Bana dedi ki Gökçe, cumartesi seni ziyarete geleceğim. O zamana kadar bana müsaade et dedi. Bir kahve içmeye gelebilirim, gel. Orada doktorlarla arkadaş gibi konuşabilirsin, sohbet edebilirsin, anlatırsın. Burada doktorun suratına bakamazsın. Put bir şöyle iki reçete yazar. Hadi yürü, yallah der, kovar. Şimdi doktor cumartesi günü geldi bana. Dedi ki evet, homosistain diye bir olay varmış. Tehlikeliymiş. Ben 20 yıl önce doktor oldum ama araştırmadım. Reçete yazıp duruyoruz. Ezberledik her şeyi dedi. Evet, homosistain çok tehlikeli. Karatay diyetini tavsiye eden Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi, bu çok tehlikeli diyet sadece insanların %0,01'ine hitap ediyor. İşçiye, köylüye, memura, esnafa, sadece sıradan vatandaşa hitap etmiyor. Bir, hastalıklı insanlara asla tavsiye edilmez. İki, birçok hastalığı tetikler, ani ölümlere sebep olur. Üç,